Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere şu şekilde bir iğne oyası modeli göstereceğim. Şöyle iplerimi alayım kenara. Şöyle. Çok çıtı pıtı güzel bir örnek. Şimdi bunun yapım aşamalarını size göstereyim. Önce yeşil olan kısmını yapalım beraber. Şöyle alt kısmını şu şekilde aralarını bülbül tükürüğü yapıyorum ben. Hani istediğiniz modelleri araya koyabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım bunu. Siz istediğiniz herhangi bir tane modeli de koyabilirsiniz. Bir tane daha yapayım. Ondan sonra bu şekilde olacak. Evet, şimdi şöyle bir tane zürafa atlayıp diğerine şöyle bir tane atlıyorum, diğerine ipimi sabitliyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir yuva yaptık. Tekrar ipimi şöyle bakın başa alıyorum. Ve şimdi şu 4 1 2 3 4 zürafalı yaprak yapacağız arkadaşlar. Şöyle. Küçük bir tane zürafa yaptım. İçinden ipimi geçirdim. Şu şekilde. Tekrar aynı yere şöyle batıyoruz. İki. Şöyle 3 ve 4. Bu şekilde birinci yaprağımızı yaptık. Şimdi iki tane şöyle şu pembe bademlerimizi yapacağımız iki tane küçük yuva yapacağız. Böyle arkadaşlar. Bir. Ve iki. Şimdi tekrardan yine burada yaptığımız yaprağın aynısını hemen yan tarafına yaprağımızı yapalım. Küçük bir tane zürafa ile başlıyorduk. İpimizi içinden geçiriyoruz. Şöyle yine aynı yere tekrardan
İpimi aşağıya alıyorum. Şöyle. İki. Üç. Sonuncuyu da yapıyoruz. Bu şekilde dördüncüyü de yapıp ikinci yaprağımızı da bitirdik. İpimi şu şekilde aşağıya alıyorum arkadaşlar. Şöyle. Ve yine bu şekilde araya hangi modelle başladıysanız o modelle devam edip ben bülbül tükürüğü yapmıştım arasına. Yine bülbül tükürüğü de yaparak bu şekilde yeşil kısmını yapıyoruz arkadaşlar. Evet, benim sıram bitti. Şöyle iki tane yuvası olacak şekilde, iki tane de yaprak olacak şekilde yeşili bitirip pembelere geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi açık pembe olan ipimi aldım. Şimdi şöyle ilk yaptığımız, şöyle tutayım. İlk yaptığımıza ipimi sabitleyeceğim buraya. Ve 4 tane, bakın arkadaşlar, 4 tane pırpır yapıyoruz buraya. İki. Üç. Ve dört. Dört tane pırpır yaptım arkadaşlar. Şimdi ipimi ilk yanındaki hemen ilk pırpırın üzerine ipimi alıyorum. Şöyle ipimi yukarıya doğru aldım. Şimdi ipimi en başa alacağım arkadaşlar. En baştaki pırpırın içinden geçiyorum. Şöyle. Elimle de tutuyorum. Bakın. Şöyle düz olacak üstü. Ve hemen yandaki pırpırdan başlayıp ufak ufak zürafalar yaparak devam edelim. Şöyle. Şimdi tekrardan ipimi en öne alıyorum. Bakın üstü şöyle düz olacak. Bu şekilde. Ve yine son bir zürafa kalana kadar yapalım. Zaten 3, şu anda 2 oldu.
İpimi tekrar öne aldım. Şu şekilde son bir tane kaldı. Şöyle bunun da yine içinden geçip çift düğüm atıp şu şekilde çekiyoruz arkadaşlar ve ipimizi burada keseceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi şu diğer yuvamıza da bu şekilde aynı yapraktan yapıp üstünün koyu pembesine geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci badem diyeyim ben buna. Bademimizi bitirdik. Şimdi şu koyu pembe olan kısmını göstereyim ben size. İlk yaptığım zürafa pırpırın içine giriyorum arkadaşlar bu şekilde. Şöyle ipimi buraya sabitleyeceğim. Şöyle ilk pırpırın içine sabitledim ve bakın arkadaşlar, şuralara buralardan devam ederek şöyle ufak ufak şöyle zürafaları yapa yapa yukarıya doğru çıkıyoruz. Şöyle. Bu şekilde. Dönerken yine aynı yeri en tepede aynı yere bir kez daha batıyorum. Şöyle ufacık. Ve şuradan şuralar arkadaşlar, şu üstlere değil de içlere bataraktan devam ediyorum. Bu şekilde. Bakın geldim böyle buraya. Şu en alttaki pırpırada yine batıyoruz. Bakın çevreledim ilkini. İkincinin de hemen ilk pırpırına battım. Arada hiçbir boşluk olmayacak şekilde şöyle birbirine en yakın olacak şekilde araya düğüm attım. Bakın. Hiçbir boşluk kalmayacak arada. Ve yine ilk yapraktaki gibi şöyle üstleri tek tek zürafaları bataraktan bu şekilde yapıp modelimizi bitireceğiz. Üstteki tepeye iki defa batıyorum. Ufak bir zürafa yapıyorum orada. Yani şöyle üstünde tepecik. Küçük bir tane. En üstte iki tane batıyorum arkadaşlar. Bunun da yine şurada en altta pırpırına batıp bu şekilde son zürafamızı da yaptık. İpimi kesiyorum. Evet arkadaşlar.
Modelimiz bu kadar. Şöyle güzel, zarif, çok tatlı bir model arkadaşlar. Bunu tek renk yazmalara da yapabilirsiniz. İstediğiniz renklerdeki yazmalara da bu şekilde yapabilirsiniz. Çok güzel, çok zarif bir İğne oyası modeliydi. Sizlere göstermek istedim. Lütfen videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğendim butonuna basın. Ve videolarımın devamlılığı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Aboneliklerimiz ücretsizdir arkadaşlar. Bundan bilginiz olsun. Evet. Ücretsizdir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.